Tekrardan doğru. Görünen o ki Murat gününü gün ederken Havva Nur hastaneye gelmeye devam edecek. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değer de öyle bir şey yaşandı ki herkes şok olacak. Murat Havva Nur'la konuşurken Havva Nur acı gerçeği açıkladı ve çocuğun doğumda engelli olarak doğduğu kesinleşti arkadaşlar. Biliyorsunuz hastaneye götürüp getiriyordu. Havva Nur sürekli çocuğunu kontrol etme derdinde. Boşu boşuna değil tabii ki bunlar. Arkadaşlar Havva Nur'un çocuğunun kulakları duymuyor. Yani sağır arkadaşlar, doğuştan engelli. Murat ise bu haberi alır almaz adeta deliye döndü ve çok üzüldü. Bir insanın çocuğunun Allah vermesin gerçekten de özürlü, yani bedensel olarak değil de yani ne diyeyim arkadaşlar, gerçekten biz de çok üzüldük. Yani kelimeler şu an boğazımıza düğümleniyor. Hani küçücük bir bebek sonuçta. Bu yüzden engelli olduğunu öğrendik. Gerçekten çok zor bir durum. Havva Nur ise zaten Murat'ın ona para göndermediğini söyledi ve belki de Murat ona para gönderseydi belki daha önce giderdi hastaneye ve test daha önce çıkardı. Bilmiyoruz. Çünkü Murat'ın da zaten dediğine göre pek bir parası yok. Bu yüzden ne yapacağını hani o da bilmiyor. Jön olmaya çalışıyor. Yani gelip garip garip elbiseler giyiyor. Fakat daha ilk maaşını almış durumda değil. Hani oyuncu olacak mı olmayacak mı o da belli değil. Bu durumda çocuk ne olacak bilmiyorum. Hani bunun kimliği bile zaten 2 hafta sonra çıktı. Yani çocuk doğar doğmaz gidersin nüfusa. Hemen aynı günde hemen çocuğun ismini, nüfusunu çıkarırsın. Yani tabi baba başta olmayınca Havva Nur'da ne yapacağını bilemedi. Ve çocuğun nüfus kağıdını 2 hafta sonra çıkardılar. Murat hala daha kendi kız çocuğunu görmemiş ve hala da onunla ilgili bir şeyler bildiğine emin durumda. Fakat tabii ki buna kimse inanmıyor. Murat Havva Nur'dan da boşanmak istiyor. Ama Havva Nur buna yaraşmıyor. Çünkü Murat'ı gerçekten de seviyor. Ama değiştirmeye çalışıyor. Murat değişmiyor. Sürekli aynı şeyler. Kahveye gidiyor. Sonra mangal etkinliklerine gidiyor. Ama orada paraları harcıyor. Ama 5 kuruş para Havva Nur'a göndermiyor. Yani çocuk aç. Havva Nur da zaten bunu Murat'a söyleyince Murat çok ağladı ve gözyaşlarını tutamadı. Senin kızın aç, sen oralardasın deyince gerçekten Sülükyo buz kesti arkadaşlar. Sülükyo'nun buz kesmesi son karlıydı. Gerçekten çok üzdü ve çocuk nasıl olur Murat, sen çocuğa para göndermedin mi? Havva Nur'a para göndereceksin, o bezini, çocuğun mamasını alacak dedi. Ama Murat ben para göndermem dedi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.